Ben fizik öğretmeni Hüseyin Sidar İlbey, dalga mekaniğinde kaldığım yerden itibaren tekrar devam ediyorum arkadaşlar. Evet, nerede kalmıştık? En son bu örnekte kalmıştık arkadaşlar. Örnekte ne diyor? Işık çift yarıkta girişim deneyinde saçak genişini arttırmak için. Şimdi arkadaşlar saçak genişini arttırabilmek için dediğinde bakın bir formül yazdırmıştım. Bu formülü lütfen unutmayın demiştim hatırlarsanız eğer. Bu formülle birçok sorunun çözümünü yapacağından bahsetmiştik arkadaşlar. Bunlar nelerdi? Delta x yani saçak genişliği dalga boyla doğru orantılı, uzaklıkla doğru orantılıydı arkadaşlar. Ama kırılma indisi ve yarıklar arasında genişlikle de ters orantılıydı arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ışığın çift yarıkta girişim deneyinde saçak genişliğini arttırmak için işlemden hangileri tek başına yapılabilir diye söylemiş arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar biz burada? Şimdi ışığın dalga boyunu küçültmek. Eğer siz dalga boyunu küçültürseniz, dalga boyunu küçültürseniz arkadaşlar bakın şunu küçültecek olursak arkadaşlar saçak genişliği ne olacak? Küçülecek. O yüzden bir olmaz arkadaşlar. Ekran ile yarıklar düzlemi arasındaki uzaklığı arttırmak. Eğer siz uzaklığı arttırırsanız saçak genişliği ne olacak arkadaşlar? Artacak. Biz zaten neyi arıyoruz arkadaşlar? Arttırmaya çalışıyoruz. O zaman 2 doğrudur. 3'e baktığımda ne diyor? Yarıklar arasındaki uzaklığı azaltmak. Yani siz D'yi azaltırsanız bakın D ile yani şu aradaki uzaklıkla arkadaşlar saçak genişliği ters orantılı. Siz bunu azaltırsanız saçak genişliği artacak. O zaman doğru cevap ne olması lazım arkadaşlar? 2 ve 3 olması lazım diyoruz. Tamam mı arkadaşlarım? Evet geçtik arkadaşlar. Sıra geldi. Sıra sizde 5 nolu soruya geldi arkadaşlar. Bu soruda bize ne söylemiş? Gelin beraber okuyalım. Beraber çözmeye çalışalım. Diyor ki hava ortamında yapılan şekildeki ışığın çift yarıkta girişim deneyinde merkezi aydınlık saçak ok yönünde kayması için. Aydınlık saçağımız buradayken aşağı doğru kayması için. Şimdi hangileri tek başına yapılabilir diye sormuş. Işık kaynağı bir yönde hareket ettirmek. Arkadaşlar hatırlarsanız demiştik size ışık kaynağı bir yöne doğru hareket ederseniz merkez aydınlık saçak onun tersi yönde hareket edecekti arkadaşlar. İki yönüne kaydırırsanız yukarı doğru kayacaktı. O yüzden arkadaşlar birinci ifademiz ne olacak? Doğrudur diyeceğiz. S1 yarı önüne saydam madde konmalıdır diyor arkadaşlar. Şuraya saydam bir madde koyduğumuzda arkadaşlar bakın yarık genişliği o zaman bu tarafa doğru değildi arkadaşlar. Ne olması lazım? Yukarı doğru kayar diyeceğiz. Bakın hatırlarsanız şunu şöyle ifade etmiştik. Bir iki tane araç çizmiştik. Demiştik ki şu araçlardan birinin hızı V olsun. Diğer aracın hızı ise arkadaşlar ne olsun? V bölü 2 olsun demiştik arkadaşlar. Tam orta noktası burası olsun. Arkadaşlar bakın hızlı giden araç daha çok yol alacağı için burada bir yerde karşılaşırlar. Siz buraya eğer saydam bir madde koyduğunuzda hızını azaltmış olursunuz. Hızını azaltırsanız saçak yukarı doğru hareket edecektir. O yüzden bu da yanlış diyoruz. Yarıkların düzlemi ile ekran arasını su ile doldurmak. Arkadaşlar siz şuraya su ile doldurduğunuzda kırıcılık indisini arttıracaksınız. Kırıcılık indisini arttırdığınızda merkezi aydınlık saçan yeri değişmeyecek arkadaşlar. O yüzden doğru cevap ne diyeceğiz arkadaşlar? Yalnız birdir diyeceğiz. Evet arkadaşlar bunu da aldıysak eğer hemen geçelim diğer bir sayfamıza. Şimdi arkadaşlar tek yarıklı girişim deseninde nelere bağlıdır, nasıl olur? Gelin biraz bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle bakın ben size bir takım şeyler anlatmak istiyorum. Sonra da buraya geçeceğiz arkadaşlar. Bakın tek yarıklı ışık girişim deseninde arkadaşlar şu şekilde bir desen elde edeceğiz. Bakın şunu şöyle çizeyim hemen arkadaşlar. Önemli olanları ben size burada anlatacağım. Kitapta da önemli olan kısımların altını çizeceğiz arkadaşlar. Şurası merkezi aydınlık saçak arkadaşlar. Sonra bakın yine bir karanlık olacaktı. Sonra tekrar aydınlık. Burada yine karanlık olacaktı. Burası tekrar aydınlık olacaktı. Çift yarıklı girişim desenindeki tek farkı, asıl tek farkı değil mi? En büyük farkı arkadaşlar. Merkezi aydınlık saçağı daha parlak. Bakın merkezi aydınlık saçağı daha parlak, daha parlak ve daha büyüktür arkadaşlar. Bakın ve daha büyüktür diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Hem daha parlak hem daha büyük olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan kısımlardan size birkaç şey bahsetmek istiyorum ben. Bakın arkadaşlar eğer siz dalga boyunu büyüttükçe saçak genişliği ne olacak? Saçak genişliği
artacak arkadaşlar. Dalga boyu ne kadar büyük olursa saçak genişliği o kadar da büyüyecek. Örnek arkadaşlar bakın, diyelim ki kırmızının dalga boyu arkadaşlar yeşilden büyük. Eğer siz kırmızı renkli bir dalga boya kullanırsanız arkadaşlar, saçak genişliği daha büyük bir desen elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar kitabımızdaki önemli olan kısımları ben size çizeceğim, altını çizeceğim arkadaşlar. Sizden de ricam, lütfen bunları bir defa da olsun tekrar etmeniz arkadaşlar, tamam mı? Şimdi ekran üzerinde oluşan desenin ışığın çift yarıkta girişim sonucunda oluşturduğu girişim desene benzer özellikler gösterecek. Ancak desenin merkezinde aydınlık saçak diğer saçaklara göre daha parlaktır. Bakın bunu size bahsetmiştik, daha parlak olduğunu bahsetmiştik ve daha geniş olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Merkezi saçağın iki tarafında sırasıyla karanlık ve aydınlık saçaklar olur. Ondan bahsetmiştik arkadaşlar. Merkezi aydınlık saçağın dışında ardışık iki aydınlık ya da karanlık saçak arasındaki mesafeye saçak genişliği demiştik arkadaşlar. Doğru mu? Ve saçak genişliğini daha önce de göstermiştik. Delta X olarak göstermiştik arkadaşlar. Bakın saçak genişliğinden yine bahsedeyim arkadaşlar. Bakın saçak genişliği şöyle düşünün. Şuraya bir tane daha karanlık bölge çizelim arkadaşlar. Şuradaki aradaki mesafe arkadaşlar bize delta x'i verecek. Bakın merkezi aydınlık saçak dışında olacak. Yalnız buna dikkat etmemiz lazım. Tamam mı arkadaşlar? Bakın yine bundan bahsetmiştik. Kırmızının dalga boyu yeşilin dalga boyundan daha büyük olduğu için kırmızının dalga boyu yeşilin dalga boyuna daha büyük olduğunu söylemiştik arkadaşlar. O yüzden bakın dalga boyu büyük olduğu için kırmızıda kullandığımızda merkezi aydınlık saçak daha büyük olacak. Bakın yeşilde kullandığımızda merkezi aydınlık saçak daha küçük ama kırmızının dalga boyu daha büyük olduğu için merkezi aydınlık saçak daha da büyük olduğundan bahsettik arkadaşlar. Evet, devam ediyorum arkadaşlarım. Önemli olan kısımların altını bakın ben bir daha söylüyorum sizlere çizeceğim. Sizden de tek ricam arkadaşlar bunları lütfen dersin sonunda kitaplarınızda birer defa daha tekrar etmeniz. Tamam mı arkadaşlar? Birer defa daha tekrar ederseniz daha da yerine oturacaktır arkadaşlar. Şimdi saçak genişliği yarık genişliğine bağlı olarak değişir arkadaşlar. Yarık genişliği arttıkça saçak genişliği azalır. Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Yarık genişliği arttıkça saçak genişliği azalır diyeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde saçak genişliğini etkileyen değişkenlerden biri de ekran ile yarık düzlem arası uzaklıktır. Ekran ile yarık düzlem arasındaki uzaklık arttıkça saçak genişliği ne olacak arkadaşlar? Artacak. Arkadaşlar bakın bir daha söylüyorum. Lütfen dersin sonunda kitabınızı bir defa daha tekrar ederseniz çok çok iyi olur. Ben önemli olan kısımların altını size çiziyorum. Sizden ricam bunları bir daha tekrar etmeniz arkadaşlar. Tamam mı? Sizlerden tek ricam bu. Evet arkadaşlar, devam edelim. Işığın tek yarıkta kırılımına etki eden diğer değişkenler. 1. Işık kaynağının ışık şiddeti arttırırsa saçağın parlaklığı artar. Arkadaşlar bakın bunu çift yarıklı da aynısını söylemiştik. Eğer siz ışık kaynağı şiddetini artırırsanız sadece saçağın aydınlığı artardı. Yani parlaklığı artardı. Yani merkezde aydınlık saçağın yeri değişmezdi. Bunlardan bahsetmiştik. Yarıkla düzlem arasında kırıcılık indisi havaya göre daha büyük olan saydam bir ortam doldurulursa ışığın hızı azalır. Merkezi aydınlık saçağın yeri değişmez arkadaşlar. Bakın hava değil de su, cam kullandığınız vakit arkadaşlar, bakın merkezi aydınlık saçağınızın yeri değişmeyecek. Sadece ve sadece neyi değişecek arkadaşlar? Genişliği azalacak. Yani saçak genişliği birazcık olsun azalacak arkadaşlar. Tamam mı? Yani hızın azalmasından dolayı saçak genişliği azalacak diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer siz saydam bir madde koyarsanız, bakın dikkat edin arkadaşlar, saydam bir madde koyarsanız ne olacak arkadaşlar? Merkezi aydınlık saçak yukarı doğru. Bakın saydam maddeyi yukarı koyduğunuzda yukarı kayar. Eğer saydam maddeyi aşağı koyduğunuzda arkadaşlar aşağıya doğru kayacaktır. Ama saydam olmayan bir madde koyduğunuzda hangi yöne koyuyorsunuz arkadaşlar? Onun tersi yönüne doğru merkezi aydınlık saçak kayacaktır. Örneğin bakın buraya üste koyduğumuzda merkezi aydınlık saçak aşağı doğru kayacaktır. Eğer arkadaşlar
Siz saydam bir maddeyi şu alt tarafa koydunuz arkadaşlar. Merkezi aydınlık saçak ne olacaktır arkadaşlar? Yukarı doğru kayacaktır diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bunun dışında ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Bunun dışında bunlardan bahsettik. Şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın, eğer siz bunu bir miktar döndürecek olursanız yaklaşan yerde, bakın burası yaklaşıyor, yarık düzlemine yaklaştığı için saçak aralığı küçülecek arkadaşlar. Bakın, yaklaşan yerde saçak aralığı ne olacak arkadaşlar? Küçülecek. Uzaklaşan yerde ise arkadaşlar saçak aralığı ne olacak arkadaşlar? Artacak diyoruz. Merkezi aydınlık saçan yeri ne olmayacak arkadaşlar? Kesinlikle ama kesinlikle değişmeyecek diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ışığın dalga doğası diye bir başlığımız var. Burada arkadaşlar size anlatabileceğimiz ne var? Ona bakıyorum şu anda. Gelin beraber okuyalım isterseniz şurayı. Su dalgaların gözlendiği gibi dalgaların keskin kenarları ya da bir ışıktan geçerken bükülerek yoluna devam etmesi, ikiden fazla dalganın birbiri içerisinde geçiş sırasında oluşan girişim deseni gibi olaylar, incelenen fiziksel nicelik dalga özene sahip olduğunu gösterir. Çift yarıklı düzenek ve tek yarıklı düzenekte düşürülen ışığın ekran aydınlık ve karanlık saçakları oluşması ışığın kırınım ve girişim olaylarını gerçekleştiğini gösterir. Bu olaylardan hareketle ışığın dalga doğasına sahip olduğunu çıkarım yapılır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, kitabımız gerçekten dört dörtlük bir şekilde anlatmış. Sizden tekrar rica ediyorum arkadaşlar, bu konu biraz daha mantığa ve ezbere dayalı olduğu için arkadaşlar, bunu bir daha sizler benden sonra okursanız arkadaşlar, soruları sonra beraber benim çözdüğüm şekilde bir daha çözerseniz arkadaşlar, daha verimli olacağına inanıyorum arkadaşlar, tamam mı? Evet, sıra sizde. 8 nolu soruya geldi. Öğretmen Sami Bey, öğrencilerine birbirine yakın iki yarık ve tek yarık üzerinde ışık düşürüldüğünde ekranda oluşacak görüntülerin nasıl olabileceğini tahmin etmeleri ve bu tahminlerini defterlerine çizmelerini ister. Sami Bey, öğrencilerin ışığın çift yarık üzerinde düşürülmesiyle oluşacak görüntüye şekil 1'de, tek yarıkla üzerine düşürecek şekil 2'deki gibi çizdiklerini görür. Bunun üzerine ışığın çift yarıkta girişim ve tek yarıkta kırınım deneylerini yapan Sami Bey ve öğrencileri deney neticesinde çift yarıklı üzerinde düşürülen ışığın şekil 3'teki gibi, tek yarıkta düşürülen ışığın da şekil 4'teki gibi görüntü oluşturduğunu görürler. Evet, gördük. Görüntülerin öğrencilerin bekledikleri gibi oluşmamasının sebebi nedir diyor arkadaşlar. Bakın, burada ne diyebiliriz arkadaşlar? Şunu söyleyebiliriz arkadaşlarım, bakın. Işık dalgalar halinde yayılır. O yüzden kırınım deseni elde edilir arkadaşlar. Bakın, bir daha söylüyorum. Işık dalgalar halinde yayılır. O yüzden kırınım deseni elde edilir diye bir sözel cevap verebiliriz arkadaşlar. Şekle baktığımızda zaten arkadaşlar onu ifade ediyor. Bakın, ışık dalgalar olarak yayıldığını hatırlarsın arkadaşlar. Düz gelip burada kırınıma uğruyordu. Kırınıma uğradığı için arkadaşlar karanlık ve aydınlık saçaklar oluşuyordu arkadaşlar. Şeklinde cevaplayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Doppler olayı. Burası lütfen dikkat edin. Doppler olayı arkadaşlar nasıl oluşur, neden oluşur? Gelin ilk defa Doppler'i bulan kişi kimdir? Gelin onlara bakalım. Ama onlara bakmadan önce arkadaşlar şu hatırlatmaları bir okuyalım. Çünkü yanılmıyorsam 9. sınıftaki bilgilerimizi tazelemek için yapılan uyarılar arkadaşlar. Ne diyor? Dalgaların frekansı sadece dalga kaynağının frekansına bağlıdır. Arkadaşlar şunu söylemiştik. Frekanslar kaynağın frekansına bağlı olduğunu söylemiştik. Frekans ve periyodu değiştirebilmek için kaynaktan değişmesi gerektiğini söylemiştik. Değil mi arkadaşlar? Kaynağın özellikleri değişmediği sürece frekans değişmez. Dalgaların hızı sadece ortam özeline bağlıdır. Bundan da bahsetmiştim arkadaşlar. İlk dersimizde bundan da bahsetmiştim arkadaşlar sizlere. Evet, başka ne diyor? Frekans düşükse sesler kalınlaşır. Ya da pes ses,
Frekans yüksekse ses incedir ya da tiz ses denir bunu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Doppler olayında ilk defa bunu ortaya çıkaran bilim adamının ismini taşıyor arkadaşlar. Yani Doppler denen bir bilim adamı bunun hakkında bir çalışma yapıyor ve bu çalışmanın ismi de arkadaşlar Doppler olayı olarak kullanılıyor. Şimdi Doppler dediğimiz çalışma ne arkadaşlar? Işık, ses ve su dalgalarından gözlenen frekanslar kaynak ve gözlemcinin hareketine bağlı olarak farklı algılanır. Gözlenen frekansta ki bu değişim Doppler tarafından açıklandığı için buna Doppler olayı olarak adlandırıldığını söylemiştik arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar Doppler ne diyor? Doppler diyor ki ambulans durduğunu düşün arkadaşlar. Ceren arkadaşımız burada duruyor. Mert arkadaşımız burada duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın eğer hepsi de sabitse arkadaşlar Mert'in duyduğu ses, Ceren'in duyduğu ses arkadaşlar birbirine eşittir. Yani ikisinin de duyduğu sesler arkadaşlar şiddetleri birbirinin aynısıdır arkadaşlar, tamam mı? Yani şöyle düşünün, bakın şurada da ben size altını çizeyim arkadaşlarım. Mert ve Ceren'in işittiği sesin frekansı ambulansın sireninden yayılan ses dalgalarının frekansıyla aynıdır. Bunun sebebi arkadaşlar çünkü hepsinin de hareketsiz kalması arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bakın eğer ambulans hareket ediyorsa, yani bakın şu tarafa doğru gittiğini düşünecek olursak arkadaşlar, ki düşünmeye gerek yok. Bakın şuradan da anlayabilirsiniz. Dalga sayısı arttıkça arkadaşlar bakın dalga sayısı hangi yöne doğru artar? Hareketin yönüne doğru artacaktır arkadaşlar. Buradaki dalga sayısı artıyor. Buradaki dalga sayısı bakın azalıyor. Bunun anlamı ne arkadaşlar? Ceren sesi biraz daha kalın duyacak. Çünkü dalga sayısı azaldı arkadaşlar. Mert ise sesi daha tiz duyacak. Yani ince ses duyacak arkadaşlar. Yani bakın ambulansı şu sabit durduğunuz arkadaşlar, ambulans size doğru geldiğinde sesin daha incelediğini duyacaksınız. Ama ambulans sizden uzaklaştıkça ses daha da kalınlaşacak arkadaşlar. Tamam mı? Bakın kitabımız bunu çok güzel bir şekilde bize özetlemiş arkadaşlar. Hemen ben de size burayı bir defa okuyup altını çizeyim arkadaşlarım. Diyor ki Mert'e doğru yaklaştıkça sirenden yayılan sesin hızı değişmezken kaynaktan çıkan dalgalar Mert'e yaklaşır. Böylece önceden üretilen ses dalgaları birbirine yaklaşır ve Mert'in birim zamanda işittiği ses dalgaların sayısı artar. Mert ambulans duruyorken işittiği sesten daha ince bir ses duyar. Duyma sebebi arkadaşlar dalganın sıklığının artmasıydı arkadaşlar. Ambulans Ceren'den uzaklaştıkça ses dalgalarının üretim noktaları da uzaklaşır. Böylece önceden üretilen ses dalgaları ile sonradan üretilen ses dalgaları arasındaki mesafe sürekli artar arkadaşlar. Ceren'in birim zamanda işittiği ses dalga sayısı azalır. Ceren ambulans duruyorken işittiği sesten daha kalın bir ses işitir arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bir daha söylüyorum. Ambulans size yaklaştıkça, bakın yaklaştıkça dalga sayısı arttığı için, dalga sayısı arttığı için arkadaşlar daha tiz, daha ince bir ses duyacaksınız. Ama ambulans sizden uzaklaştıkça arkadaşlar dalga sayısı arasındaki mesafe ve dalga sayısı arttıkça azaldık şey dalga sayısı azaldıkça arkadaşlar kalın bir ses duyacaksınız. Tamam mı arkadaşlarım? Evet arkadaşlar devam ediyorum. Hemen şuraya geldiğimizde bakın Funda örneğini verdiğimiz arkadaşlar hareketli ambulans ve Funda birbirlerine doğru geldiğinde arkadaşlar dalga sayısı arttırdığı için ince bir ses duyacak. Ama birbirlerinden uzaklaştığı vakit dalga sayısı azaldığı için arkadaşlar daha kalın bir ses duyacak Funda arkadaşımız. İşte biz bu olaya ne diyormuşuz arkadaşlar? Biz bu olaya Doppler olayı diyormuşuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Doppler olayında şu soruyu çözmeden önce arkadaşlar size Doppler olayı nerelerde Doppler olayından itibaren üretilen cihazlardan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Örneğin radarlı hız kontrol araçları arkadaşlar Doppler'den etkilenerek yapılan bir cihaz. Örneğin ultrasyon cihazı arkadaşlar bakın ultrasyon cihazı yine Doppler olayından itibaren türetilen bir cihazdır arkadaşlar. Yani bu nasıl oluyor arkadaşlar? Bakın ses dalgalarının şuraya ben size önemli olan kısmı altını çizeyim ama bu bir genel kültür olacak. Yani direkt bu soru getirmez ama arkadaşlar genel kültür olarak işimize yarayacak arkadaşlar. Ses dalgalarında meydana gelen Doppler
olayından faydalanacağını söylemiştik arkadaşlar. Ultrasyon cihazı yüksek frekanslı ve insan kulağının işitemeyeceği ses dalgalarının doku ve organlardan geri yansıması sırasında frekanstan meydana gelen kaymadan yararlanarak geliştirilmiştir diyor arkadaşlar. Aynısını arkadaşlar radarlardaki hız kontrolünde de cihazlarındayız arkadaşlar. Yine Doppler olayından esinlenerek yapılmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son sorumu çözeceğim. Bundan sonra da noktaya koyacağız arkadaşlar. Bundan sonraki bölüm 2'de ise arkadaşlar elektromanyetik dalgalardan size bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, sıra sizde 9 nolu soruya geldiğinde ne diyor? Kendisine yaklaşmakta olan itfaiye aracına doğru ilerleyen bir motosikletinin itfaiye aracına yaklaştığı sürece duyduğu ses nasıl değişir açıklayınız diyor arkadaşlar. Bakın, size şu şekilde anlatmıştık. Bakın, diyelim ki dalga kaynağı bu tarafta olsun, merkezi burası olsun arkadaşlar. Şu şekilde bir dalga yayıldığını düşünün. Bakın, şu şekilde bir dalga yayıldığını düşünün arkadaşlar. Şu şekilde dalganın bir tarafta büyük, bir tarafta arkadaşlar daha küçük aralıklarla ilerlediğini düşünün arkadaşlar. Bakın, böyle olduğuna ben şunu biliyorum. Hareketin yönü bu tarafta olduğunu biliyorum. Sebebi ne arkadaşlar? Bakın, sebebi şu. Ben bunu tam şöyle iki eş parçaya böldüğümde, bakın, tam ortadan geçirdiğim vakit arkadaşlar sağ taraftaki dalga aralıklarının daha geniş az olduğunu, sol tarafta ise bakın buradaki aralıkların daha geniş olduğunu gördüğümde hareketinin dalgaların daha sık olduğu yöne doğru gittiğini biliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, bunu da biliyorum. Araç yaklaştıkça ses incelir arkadaşlar. Sesin incelme sebebi neydi arkadaşlar? Buradaki dalga aralığının azalmasıydı, değil mi? Uzaklaştıkça da bakın şu tarafta ses kalınlaşır. Ses kalınlaşır arkadaşlar. Kalınlaşır. Bu tarafta ise arkadaşlar ses ne olacak? Ses incelir. İncelir diyelim. Bunun sebebi neydi arkadaşlar? Buradaki dalgaların birbirine daha yakın olması incelmesinin sebebi. Kalınlaşmasının sebebi neydi arkadaşlar? Dalgaların arasındaki mesafenin daha uzun olmasıydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Artık bu konuyu bitirdik. Burada noktayı koyabiliriz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım.